Dünya Turizm Örgütü Rus turizmini destekleyecek. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ile Rusya Federal Turizm Ajansı arasında Rusya turizmini desteklemek amacıyla memorandum imzalanacağı açıklandı. Memorandumun 2015 Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Kurul toplantısında imzalanacağını belirten Genel Sekreter Taleb Rifai, belgenin şu anda hazırlık aşamasında olduğunu ve hazırlanma aşamasının da epey zaman alacağını söyledi. Memorandumun detaylarının Rus Turizm Başkanı Oleg Safonov ve Başbakan Yardımcısı Olga Goredets ile tartışacaklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün Rusya ile BM kuruluşu içerisinde bu denli sıkı ilişkileri olan tek kuruluş olduğunu hatırlatan Rifai, "Biz bununla gurur duyuyoruz. Bu, Rusya ve Uluslararası Turizm Örgütü'nün yakın gelecekte kendi ilişkilerini düzenlediği ilk çalışmadır." Memorandumda Rusya bölgelerinin desteklenmesi, iç turizmin gelişmesi, Rusya'nın uluslararası piyasada tanınması için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden alabileceği yardımlar ve Rusya'nın istatistiki verileri toplaması için olanakların arttırılması gibi konulara değinilecektir, dedi. Dünyada gezilebilecek en iyi ücretsiz müzeler. Müze ziyaretleri bir şehri ve bir kültürü tanımanın en güzel yollarından biridir. Dünyanın dört bir tarafına yapmış olduğunuz seyahatlerde ücretsiz olarak ziyaret edebileceğiniz ve mutlaka görülmesi gereken en önemli müzeler şu şekilde listelendi. British Museum, Londra. 1753 yılında kurulan British Museum, dünyanın en eski ve en büyük müzelerinden biri. 8 milyonun üzerinde bir koleksiyona sahip olan müzede eski çağ uygarlıkları, sikkeler, çizim ve sanat eserleri bölümleri bulunuyor. Anadolu topraklarına ait birçok tarihi eserin yer aldığı müzeyi Londra'da ücretsiz ziyaret edebiliyorsunuz. Louvre Müzesi, Paris. Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre, her ayın ilk pazar günü ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Da Vinci Şifresi kitabından sonra popülaritesini iyice artıran Paris'teki bu müzede 35 bin sanat eseri bulunuyor. Bu sanat eserlerinin içerisinde en önemlisi ise Mona Lisa tablosu. Çin Ulusal Müzesi, Pekin. Tiananmen Meydanı yakınında bulunan Çin Ulusal Müzesi 200 bin metrekarelik bir alana sahip. Ücretsiz gezebileceğiniz müzenin içinde 1 milyon 200 bin sanat eseri yer alıyor. Doğal Tarih Müzesi, New York. New York'ta bulunan Doğal Tarih Müzesi'nde doğal yaşama dair 32 milyon eser bulunuyor. Dev dinozorlar, köpek balıkları, mamutlar, canlı kelebekler, 3 boyutlu doğa hayatı canlandırmaları, dev ağaç gövdeleri başta olmak üzere doğa hayatına dair aklınıza ne gelirse bu müzede görmeniz mümkün. Ben Stiller'ın Müzede Bir Gece filminin geçtiği yer olan müzenin ücretli ve ücretsiz gezilebilecek bölümleri bulunuyor. Vatikan Müzesi, Vatikan. Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda dünyaca ünlü heykeller ve Rönesans sanatının ünlü sanatçıları Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Rafael gibi isimlerin başyapıtları sergileniyor. 1503 yılında 2. Julius tarafından oluşturulan müzeye her yeni papa döneminde çok önemli sanat eserleri kazandırılmış. Müze kompleksinin en dikkat çeken noktaları Sistine Şapeli ve Rafael'in odalarıdır. Vatikan Müzesi'ni her ayın son pazar günü ücret ödemeden dolaşabiliyorsunuz. Metropolitan Sanat Müzesi, New York. Dünyanın en geniş koleksiyonlarından birine sahip olan Metropolitan Sanat Müzesi'nde yaklaşık 2 milyon sanat eseri bulunuyor. 19. yüzyıldan bu yana dünyadaki çok çeşitli medeniyetlere ait sanat eserleri bu müzede toplanmış. Müzeye giriş aslında ücretsiz fakat ziyaretçilerden belli miktarda bağış yapmaları isteniyor. Surp Giregos Kilisesi'ne Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü. Avrupa Birliği Kültürel Miras ve Europa Nostra Ödülleri, geçtiğimiz hafta Oslo Belediye Sarayı'nda yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Diyarbakır Surp Giregos Kilisesi, Oslo'da yapılan törende koruma dalında büyük ödül aldı. Surp Giregos Kilisesi'nde jüriyi özellikle etkileyen koruma çabalarındaki yerel desteğin sergilenişi oldu. Bu bölgede ana kilisesinin cemaatinin buradan gitmesinden sonra restore edilmesi için harcanan çaba, kent ve kentliler için önemli bir uzlaştırma hareketine yol açtı. Proje, çatı, çan kulesi ve iç döşeme malzemeleri başta olmak üzere kayıp elemanlarının yeniden inşa edilmesi için eski belgeler üzerinde yapılan geniş bir araştırma sonucunda geliştirildi. Ermeni cemaatinin eserin restorasyona katılımı da yöre halkı arasında barış ve toplumsal bütünleşmenin gelişmesinde çok büyük bir katkı sağladı ve tüm dünyadan Ermeni ziyaretçileri buraya çekti. IATA, uçak kabin bagajı ölçülerini küçülttü. Uluslararası Havayolu Seyahatleri Birliği IATA, uçak kabinine alınacak bagaj ölçülerine sınırlama getirdi. IATA'nın ABD'nin Miami kentinde açıkladığı yeni kriterlere göre,
Uçak kabinine alınacak bagajların ölçüleri %38 oranında küçülecek. Havayolu şirketlerine öneri niteliğinde açıklanacak kriterlerde kabine alınacak bavulların halen 55-45-25 olan maksimum ölçüsünün 55-35-20'ye düşürülmesi gerektiği belirtiliyor. IATA'dan yapılan açıklamada her geçen gün büyük bagajlar nedeniyle uçağa el bagaja sokamayan biletli yolcu sayısının arttığına işaret edilerek kabinlerin giderek daraldığına dikkat çekildi. IATA'dan verilen bilgiye göre 50 havayolu şirketi yeni kabin bagajı ölçülerine uymaya hazır olduğunu beyan etti.